Felsefe yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Evet, rehberlik servisi olarak 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz beraber arkadaşlar. Evet, bu videonun altında diğer yazılı sorularının linki de olacak. Tıklayarak onları da izleyebilir, yüksek not alabilirsiniz. Evet, karma bir sınav. Birinci sorumuz felsefe kelimesinin anlamı ve doğduğu yeri yazınız demişiz arkadaşlar. Felsefe kelimesinin anlamını ÖSYM sık sık sormaktadır sınavda. Sizler de bunu öğrenip sınavda çıktığı zaman rahatlıkla yazabilirsiniz. Felsefe kelimesinin anlamı sevgiyi aramak, sevginin bilgeliği sevmek, bilgeliğin peşinde koşmak ya da bilgeliği aramak anlamındadır. Hemen şuraya yazalım. Bilgeliği sevmek, aramak, bilgeliği aramak ya da bilgeliğin peşinde koşmak. Peşinde koşmak anlamına gelir sevgili gençler. Peki, felsefenin doğduğu yer, 10 ya da 11. sınıflarda öğretmenleriniz felsefenin doğduğu yeri her zaman söyleyecek ve doğuş sebeplerini de ortaya koyar. Bu yer neresidir sevgili arkadaşlar? Tabii ki antik Yunan olacak değil mi? Evet, antik Yunan felsefenin doğduğu yer olarak karşımıza çıkıyor. Geçelim ikinci sorumuz. İkinci soru türümüz gördüğünüz gibi boşluk doldurma. Yukarıda da kelimelerimiz verilmiş. O kelimeleri uygun yerlere yazarak cevaplandırınız demişiz. Birinci soru felsefe kavramını ilk kez kullanan Yunanlı matematikçi ve filozof. Evet, teoremi de vardır arkadaşlar matematikte bu filozofun, bu bilim insanının ya da bir düşünürün. Bu düşünürün ismi nedir? Tabii ki Pisagor değil mi? Evet. Evet, Pisagor'dur bu şahıs arkadaşlar. İkinci, insanı felsefe yapmaya iten en temel duygu. Özellikle çocuklarda bu temel duygu vardır değil mi? Sürekli sorar, bu nedir, bu nedir, bu nedir? Bu da eleştirel mi, merak mı? İkisinin arasında kalırsınız çocuklar. Bu nedir diye sorduğu zaman eleştirmez, ne yapar? Meraktır değil mi sevgili arkadaşlar? Evet, merak. Merak kelimemizi yazdık. Üçüncü, ilk felsefeci olarak kabul edilen ve evrenin temel maddesinin su olduğunu söyleyen filozof kimdir arkadaşlar? Merak edildik. Yukarıda zaten bir isim var sadece. O isim de kimdir? Tabii ki Thales. Antik Yunan filozofu Thales'tir. Evet, Thales. Bu yazılı soruları çok büyük ihtimalle sınavda çıkacak karşınıza arkadaşlar. Hepsi değil, tamam olmasa da çok büyük bir kısmı. Çoğu öğretmenimiz tamamını soracak. Onun için sonuna kadar dinleyin ve hepsine not alın. 4. Felsefe insanı sabit fikirlerden alıkoyan nasıl bir düşünme biçimidir? Sorgulayan değil mi? Yani eleştiren. Evet, eleştirel bir düşünme biçimidir. Zaten geride tek bir tane kelime kaldı. Filozof düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren, bu düşüncelere dayalı sorular soran kimsedir diyoruz. Hemen filozof kelimemizi buraya yazalım. Biz buraya tam yazdık ama öğretmenlerimiz buraya birkaç tane daha ekleyebilir fazladan. Tam olmayabilir. Fazla da birkaç tane ekleyebilir sizi yanıltmak için. Ama filozof kelimesini tabii ki siz atlamıyorsunuz. Gelelim doğru yanlış sorularımıza. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y kelimesini yazarak cevaplandırınız demişiz. Bakalım doğrularımız var mı? Felsefe evrensel bir etkinliktir. Evet, felsefe evrensel mi değil mi arkadaşlar? Tüm dünyada kabul gören bir şey midir? Tüm insanlık, dünya demeyelim pardon, tüm insanlık için kabul gören bir şey midir? Yoksa sadece belli bir kesim için mi bir şey ifade eder? Tabii ki tüm dünya için arkadaşlar bir şey ifade eden bir düşünce etkinliğidir. O halde biz buna ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Doğru. İkinciye gelelim. Felsefe cevaplar, felsefe de diyor cevaplardan daha çok önemli olan sorulardır. Bu doğru mu? Ne demiş? Sorulardan daha önemlidir. Cevaplar sorulardan daha önemlidir. Yanlış okudum, pardon.
Cevaplar mı önemli, sorular mı önemli? Felsefe sonuçlarla çok fazla ilgilenmez arkadaşlar. Onun için önemli olan bir şeyleri kurcalamak, merak etmek ve soru sormaktır. Felsefe soru sorma etkinliğidir. O halde cevaplar değil, sorular önemlidir. O halde biz buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Üçüncü sorumuz, felsefe bilgisi çelişkiden uzak tutarlı bir bilgidir. Doğru mudur? Tutarlı mıdır? Kendi içinde tutarlıdır değil mi arkadaşlar? Evet, doğru diyeceğiz. Doğru, yanlış, doğru oldu. Bakalım sıradaki. Felsefe insanın salt, kendi kendisiyle ilgilenmesini konu eder. Aa, felsefe insanın kendi kendisiyle ilgilenmesi mi yoksa felsefe varlığı bir bütün olarak, tümel olarak ele alıp her şeyinle mi ilgilenir? Tabii ki bütün olarak ele alıp her şeyinle ilgilenir. Felsefe insanın kendi kendisine ilgilenmesi değildir. Yanlış. Son doğru yanlış sorumuz. Felsefe bilime kılavuzluk eder, yol gösterir. Evet, sorduğu sorularla, eleştirilerle, öngörüleriyle felsefe kesinlikle bilimlere kılavuzluk eder. Çünkü tüm bilimlerin çıktığı nokta neresidir? Başlangıç noktası felsefedir sevgili arkadaşlar. O halde buna da doğru diyoruz. Doğru yanlış, doğru yanlış, doğru. Aa, sırayla geldi. Tesadüf bu. Evet, doğru yanlış sorularımız da bitti. Şimdi klasik sayabileceğimiz bir soru türü. Felsefi düşüncenin özelliklerinden 5 tanesini yazınız. Öğretmenlerimiz genelde 5 tane ister doğru puanlama, rahat puanlama yapabilmek için. Ben burada 5'ten fazla yazdım arkadaşlar her iki tarafı da. 5 tane de felsefi soru yazınız diyor yan tarafta. Siz içinde sizin için kolay olan, daha kolay öğrenebileceğiniz 5 tanesini öğrenir, bir kenara not edersiniz. Sorduğu zaman öğretmeniniz siz bunları patır patır yaparsınız. Evet, neymiş bakalım felsefi düşüncenin özellikleri? Sorgulayıcı olmak, merak etmek, şüphe duymak, hayret etmek, yığılımlı ilerleme, evet birikimli ilerleme. Aa, felsefi düşüncenin özelliklerini, evet, eleştirel olmak, refleksif olma, rasyonel yani akılcı olma, sistemli, tutarlı ve evrensel olma felsefi düşüncenin özellikleridir. Yan tarafa geçtiğimizde felsefi soru, evet burada da felsefi soru yazınız demiş. Felsefi soru nasıl olur? İnsan nedir? Evet, bir felsefi sorudur. İdeal toplum nasıl olmalıdır? Devlet düzeninin olmadığı bir yaşam biçimi mümkün müdür? Hayatın anlamı nedir? Gerçek nedir? Doğruluk nedir? Bilimin değeri nedir? İyi kötü nedir? Ya da iyi kötü var mıdır? Dil ve gerçeklik arasındaki bir ilişki var mıdır? Yani dil olmadan gerçeklik olur mu? Gerçeklik olmadan dil olur mu? Gibi şeyler. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Felsefi sorulardır. Klasik tarzı sayılabilecek sorumuz da bu şekilde. Şimdi test sorularımıza geçelim. Öğrencilerin en sevdiği soru türüdür. Bir de pardon, felsefenin doğuşunda etkili olan, hani antik Yunan'da doğmuştu ya, yukarıda da demiştim öğretmenleriniz bunları da sorabilir. Antik Yunan'da felsefenin doğuşuna zemin hazırlayan şartlar nelerdir? O şartlardan öğretmeniniz yine 5 tanesini isteyecektir. Biz yine 5 taneden fazla yazdık. Zaten en fazla 6-7 tane, ben 6 tane buraya dizdim. Bunların 5'ini aklınızda tutun. Öğretmeniniz sorduğu zaman hemen cevaplarsınız. Bakalım neymiş bu nedenler? Bölgenin doğal zenginlikler, bitki örtüsü açısından yaşamı kolaylaştıran bir yapıya sahip olması, ticaret yollarının üzerinde olması, evet arkadaşlar ticaret yolları kültür alışverişini mümkün kılıyordu. Ekonomik refah seviyesinin yüksek olması, evet ticaretten dolayı antik Yunan kentleri zengin idi. Gelişmiş deniz ticaret yolları sayesinde komşu kültürlerle, evet ne demiştik, kültür alışverişi değil mi? Kültür etkileşimi halinde olmaları felsefenin doğuş nedenlerindendir. Kölelik kurumunun varlığı ve buna belli bir kesime bolca serbest zaman, evet zamanları çoktu. Çok fazla zengin oldukları ve zamanlarda çok oldukları için oturup düşüncelerini serbestçe konuşabiliyor, felsefe yapabiliyorlar idi. Demokratik kültürünün gelişmiş olması, evet demokratik ve özgür bir ortamın olması da antik Yunan'da felsefenin ortaya çıkış nedenlerinden bir tanesidir. Evet, hoşgörülü ortamda özgürce düşüncelerini ifade edebilmeleri felsefenin doğuş nedenleri arasında gelir. Evet, bu da güzel bir soru. Çoğunuza bu da gelecek arkadaşlar. Bu banko soru diyebilirim. Bunu da bir kenara yazın. Geçelim test sorularımıza. Yedinci soru, aşağıdaki hangisi felsefenin amaçlarından birisi olamaz diyor.
Bilginin imkan ve sınırlarını araştırmak olur, bilgiyi ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmak olur. Gözlemsel verilerden olgusal, olgu olmaz felsefede. Gözlemsel verilerden olgulara gidemezsin. Bu olamaz arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. 8 aşağıdakilerden ikisi filozofun taşıdığı niteliklerden biridir. Soruları da dikkatli okuyalım. Evet, hangisi filozofun niteliklerinden biridir? Hemen bakalım. Olduğu gibi benimser, hayır. Yeni farklı fikirleri taşıdığı niteliklerden biridir. Yeni ve farklı fikirlere kapalıdır diyor. Hayır. Bir probleme dair daha önce ulaşılmış sonuçlarla yetinir. Hayır, yetinmez kesinlikle. Felsefi problemler özgün akla dayalı çözümler getirir. Evet, işte cevabımız. Felsefi problemlere özgün ve akla dayalı çözümler getiren kişi filozoftur. Doğru cevap D. Felsefeyi içselleştirmiş bir toplumda aşağıdakilerden hangisi görülür diyor arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz bakalım. Demokrasi birinci gelişmiştir. Hangisi görülür? İçselleştirmiş bir toplumda. Evet, bu görülür. Doğru ama. Bakalım. Kalemimiz gitti. Bu görülür. Akıl ve bilime değer görür. Evet, bu hepsi olması lazım. Çünkü ikisi de doğru. Farkındalıkları yüksektir. Evet, kararlar gündelik değil, geleceğe yönelik. Evet, öngörülü. Evet, hepsi görülür. Doğru cevap hepsi olacak. Keşke direkt hepsini bulabilseydik. E'ye kadar indik boşu boşuna. Zamanımız gitti. Çok fazla uzatmamak adına hızlı gidiyorum. Şunların da sadece cevaplarını vereyim sizler. Sorular okuyayım. Direkt cevapları bulayım arkadaşlar. 10. sorumuz ne diyor? Bir insanın kendine dair bir algısı yoktur. Rengi, şekli, işlevini bilemez. İnsan için ise durum böyle değildir. Ha, bir masanın kendisi için böyle bir şey yoktur. Çünkü algısı yok, duyusu yok, fikri yok, değil mi? İnsan ise böyle bir şey söz konusu olamaz. İnsan fiziksel, zihinsel ya da duygusal anlamda kendisine dair gerçeğe uygun olan ya da olmayan fikirlere sahiptir. Hangisiyle ifade edilebilir? Tabii ki öz bilinç, insanların öz bilinci var arkadaşlar. Hemen A seçeneği. Doğru cevap 11. Felsefe teriminin İslam dünyasındaki karşılığı nedir arkadaşlar diyor. Hikmettir. Bunu unutmayın. İslam dünyasındaki karşılığı, felsefe kelimesinin İslam dünyasındaki karşılığı hikmettir. Bu da karşınıza çıkabilir. 2 yıldır müfredata girdi bu bilgi. Öğretmenleriniz çoğu bunu soracaktır. 12 ve sonuncu sorumuz ne diyor? Aşağıdaki yargılardan hangisi metinde geçen düşünceyi desteklemektedir diyor. Bir çağ ve ulusu anlamamız için onun felsefesini anlamamız ve felsefesini anlamak için de belli bir düzeye de felsefeci olmamız gerekir. Yani felsefeden anlamamız, felsefenin uğraşmamız gerekir diyor. İnsanların içinde yaşadıkları koşulları bilmek felsefelerini saptamada çok önemlidir. Evet, yaşadığı koşullar, şartlarını bilmek onların felsefesini anlamamıza yardımcı olur diyor. Diğer yandan felsefeleri de onların koşullarını sağlamakla oldukça belli. Yani felsefe günün şartlarını, günün şartları da felsefeyi ve bireyleri belirler, etkiler diyor. Böyle bir şey bulacağız. Bakalım. Karşılıklı birbirini etkiliyor diyor. Felsefe toplumsal koşullardan bağımsızdır. Kesinlikle hayır. Bir toplumu ve felsefesini anlamak için felsefe bilgisine ihtiyaç vardır. Mümkün. Kalsın bir kenarda. Bir ulusun felsefesini anlamak için o toplumda yaşamak gerekir. Hayır. Felsefi etkinlik toplumsal yaşantıyla ters düşebilir. Hayır. Geçmiş çağların felsefi yaşanılan çağın düşüncelerinde sentezlenmiştir. Ne diyor bakalım? Geçmiş çağların felsefesi yaşanılan çağın düşüncelerinden hayır, en yakını B seçeneğiydi sanırım. Bir toplumu ve felsefesini anlamak için felsefe bilgisine ihtiyaç vardır diyor. Ne diyor arkadaşlar şurada? Felsefeci olmamız gerekir diyor. İçin belli bir düzeyde felsefeci olmamız gerekir. Doğru cevap B seçeneğini işaretliyoruz. Evet, sınav burada son buldu. Güzel bir sınavdı aslında. Karşınıza muhtemelen çıkacak. Birinci ya da ikinci sınavda karşınıza çıkacak yazılı soruları. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.